aslında çoğalması şeklinde. Çünkü biliyorsunuz böyle bir süreçte gün içinde sürekli imza geldi, imza gitti gibi bir bilgi karmaşası ve bilgi kirliliği oluyor. Cuma akşamı noterlerin kapandığı saat itibariyle bizim elimizde 604 imza vardı. Ancak Sayın Tüz'ün dün Halk TV'deydi ve dedi ki biz 604 açıklamasını yaptığımızda aslında 2 imza daha geldi, 606 oldu dedi. Bu haber medyada dönüyor bugün. Aslında bugün Sayın Tüz'ün yaptığı yeni bir açıklama yok. Dün akşamki 606 sanki bugünkü 606 gibi, yoksa bugün gerçekten oluk oluk imza geliyor. Rakamı yine biz 5'ten sonra, hatta 6 civarında açıklayacağız. Bir saat içinde yeni bir rakam duyacağız yani sizden. Evet, evet, evet. En son 606'da kalmıştı yani. Evet, öyle diye. Peki bugün bir de delegelerin imzalarını geri çekeceğine yönelik iddialar da oldu. 70 delege çekecek dendi. Hatta yine Yaşar Tüzün Bey ikna odaları kurulduğunu söyledi delegelerle ilgili. Bu konunun aslı var mıdır? İmzaların geri alınması söz konusu mu? Şimdi şöyle, tabii ki bunu görme şansımız yok. Ancak dün Sayın Tüzün'ün de belirttiği şekilde bizzat delegelerin kendilerinden bize gelen geri dönüklerde işte bazı milletvekili arkadaşlarımız ya da genel merkez düzeyinde arandıkları, hatta anket yapıldığı olağanüstü kurul teyemeli ve bazı imzaların geri çektirilmesi yönünde de iddia edici konuşmalar yapıldığına dair bilgiler geliyor. Bu konuşmaların içeriği nedir bu arada? Bilgi kirliliği diyebiliriz bunların bir kısmı için. Ama onun dışında örneğin sosyal medya ortamında dolaşan bazı Excel formatında tablolar var. Orada işte il il, her ilden kaç delegenin imza verdiği ya da vermediğine dair. Bunları kim yapıyor bilmiyorum ama hakikaten hani delegeyi umutsuzluğa düşürmeye yönelik ya da bu olağanüstü kurultay talebinin başarısızlıkla sonuçlanacağını şimdiden kabul ettirmeye yönelik böyle bir bilgi akışı da var. Var mı peki imzasını geri çeken delege ya da olacak mıdır? Şimdi ne genel merkezin tam olarak bize kaç imzan ulaştığına dair net bilgi sahibi olma imkanı var, ne de bizim gözümüzle görmedikten sonra kimlerin imzalarıyla ilgili karşıt yönde yeni bir imza verdiklerine dair bilgi sunmamız mümkün değil. Ancak delegelerimizden bize gelen geri dönüklerden görüyoruz ki bu tür davranışlar, yani delegeyi vazgeçirmeye, delegeye bir takım vaatlerde bulunmaya yönelik davranışlar eğer gerçekse delege üzerinde olumsuz bir etki yapıyor. Çünkü delege dediğimiz cansız bir cisim değil, delege dediğimiz canlı bir insan, düşünen, karar veren, partinin geleceğiyle ilgili umutları olan, umutsuzlukları olan, dolayısıyla bu tür davranışların aksi etki yaptığını, aksi etki yapacağını bize gelen geri dönüklerden rahatlıkla görebiliyoruz. İkna edici konuşmalar dediniz. İçerikte neler var peki bu söylediklerinizin yanı sıra? Bir tehdit veya bir vaat söz konusu mu? Valla biz şimdi söylenenlerin yalancısıyız. Aslında partinin toplumda tartışılması, bu bağlamda tartıştırılması yönünde, tartıştırılmaması yönünde ortak bir kararımız var. Dolayısıyla bunlara hiç girmek istemiyorum. Doğru olan geçtiğimiz hafta pazartesi sabahı bir olağanüstü kurultay talebinin tabandan geldiği ve bu tabandan gelen talebin sözcüleri olarak da bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapmış olduğumuz açıklama. Aslında tabandan gelen talep diyorum. Taban derken sadece Cumhuriyet Halk Partisi tabanını da kastetmiyoruz. Aslında seçmenden gelen bir talep. Dün Sayın Tüzün'ün çok güzel bir açıklaması oldu. Dedi ki seçimler kaybedilebilir, bir sonraki seçime tekrar hazırlanılabilir, yeni stratejiler ortaya çıkabilir. Ama seçmeni kaybetmek çok tehlikelidir. Çünkü eğer seçmeninizin size inandırıcılığı sona ererse, seçmeniniz sizden vazgeçerse, seçmeniniz küsüp sandığa gitmezse ondan sonra uygulayacağınız hiçbir stratejinin önemi kalmaz. Bu vurgu çok önemli. Gerçekten tabandan ve seçmenden gelen talep
bizi olağanüstü tutay daveti yönünde bir yola çıkmamıza neden oldu. Yani tabanın bunun çok istediğini söylüyorsunuz. Tabanın peki nasıl evet. okuyorsunuz? Özellikle gençlik örgütlerini de düşünelim. Kılıçdaroğlu mu diyorlar, İnce mi diyorlar, kimi istiyorlar? Şimdi ben bir kere şunu vurgulamak istiyorum. Çünkü hani bu imzadan vazgeçirme ya da farklı yönlere kişileri çekme, ikna etme sürecinde de sıkça kullanılan bir argüman. Bizim karşı oluşumuzun esası veya bir olağanüstü kurultay talebimizin esası bir genel başkan karşıtlığı değil. Esasında bizim tartışmak istediğimiz, tartışılmasını istediğimiz olay Cumhuriyet Halk Partisi kurumsalının politik konumlamasının yapılması. Şimdi bakın 24 Haziran'da bir seçim süreci geçirdik ve bir eşikten geçildi. Bu eşiğin sonucunda Sayın Muharrem İnce %30 küsur, %31'lik bir oy aldı. Buna karşılık Cumhuriyet Halk Partisi %22.6'lık bir oy aldı. Yani bizim oy oranımızda çok ciddi %3'lük bir değişme yaşadık. Ne oldu sonuçta? Türkiye'de rejim değişti. Şimdi bu noktada mış gibi yaparak, herkes her şey çok güzelmiş gibi yaparak, haydi yerel seçimlere gidiyoruz, yerel seçimlere hazırız, bu süreçte olağanüstü kurultaya gerek yok diyerek devam edemeyiz. Her şeyden önce Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünde bir küçük kurultay olgusu vardır ve seçimlerden sonra küçük kurultay toplanır, kurultayda taşlar ortaya dökülür ve tartışılır. Sonuçlar neden bitti diye. Şimdi bakın, yani kurultaya gitmek istemekteki amacınız tartışmak mı biraz daha bunları? Şimdi kurultaya gitmek istemekteki amacımız tabii ki bir kere bir güven oylaması yapılması. Partinin tüm organları, genel başkan, MK, parti meclis üyeleri, yüksek disiplin kurulu üyeleri bir güven oylamasının yapılması talebi vardır. Ama burada özde Sayın Genel Başkan değildir. Olağanüstü kurultay talebinde esas yapılması gereken partinin mevcut durumunun sahici muhasebesi yapılmasıdır. Son derece dürüst ödül vermeksizin içeride bir durum tespitinin yapılmasıdır. Ve inandırıcı, seçmeni inandırıcı, seçmeni tekrar kazanacak bir yol haritasının oluşturulmasıdır. Bu anlamda siyasi polemiklere, parti içi tartışmalara kesinlikle ve kesinlikle ihtiyacımız olmadığını düşünüyorum. Ama bizim parti içinde konuşmaya ihtiyacımız var. Bizim parti içinde birbirimizi dinlemeye ihtiyacımız var. Bakın bu hareketin başlangıcı aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekleştirdiği 9-10 Mart'taki demokratik tüzük talebiyle, demokratik CHP talebiyle başlattığımız harekettir. Tüzük kurultayında daha demokratik bir tüzük için çokça önergemiz oldu. Ancak bu önergelerin hiçbiri kabul edilmedi. Eğer tüzük kurultayı o gün istediğimiz, o gün olması gerektiği bir şekilde tartışmalı, konuşularak, anlaşılarak, ortak akılla oluşturulan bir tüzük süreci olsaydı bugün belki de bu siyasi sonucu almayacaktık. Bugün olağanüstü kurultay talebinde bulunmayacaktık. Bugün olması gereken, acilen olması gereken partinin kendine ait sol, sosyal demokrat bir parti olarak doğru politik hattı tanımlama gerekliliğidir. Yani partinin sağa doğru çekilerek, siyasal İslam'a ödün verilerek iktidarın yolu sağın dili konuşmaktır anlayışıyla devam etmek Cumhuriyet Halk Partisi'ne iktidar yapacak bir yol değildir. Biz diyoruz ki partinin genel başkanı kim olacak? Bunu tartışmaya gerek yok. Olağanüstü kurultayda delegelerimiz bu yönde iradelerini zaten gösterirler. Önemli olan bizim politik hattımız ne olacak? Doğru politik hattımız nedir? Nerede durmalıyız? İkincisi, partinin yönetim anlayışında sorun vardır ki 9-10 Mart'taki tüzük kurultayında partinin adeta ikiye bölünmüşlüğü, kimsenin birbirini dinlememesi, itiraz haklarının kabul edilmemesi. Yani bizim mecliste, genel kurulda AKP ile yaşadıklarımıza benzer bir tartışma ortamının, hiç istemediğiniz bir tartışma ortamının kendi kurultayımızda yaşatılmış olması çokça düşünmemiz gereken bir durum diye düşünüyorum. Yani aday seçiminden öte politik duruş belirlemekten bahsediyorsunuz siz değil mi kurultayla ilgili? Net,
politik hattını belirlemesi lazım. Bakın sağdan daha çok adayları, daha çok adayı seçilebilir yerden adaylaştırarak veya milletvekili yaparak veya belediye başkanı yaparak Cumhuriyet Halk Partisi'nin çoğalma ihtimali yok. Biraz önce siz söylediniz kadınlar ve gençler diye. Şimdi biz teorik olarak bir siyasi parti, Cumhuriyet Halk Partisi olarak çokça diyoruz ki seçimleri kazanabilmek için gençlik örgütlenmesine ihtiyacımız var. Seçimleri biz kadınlarla kazanacağız, kadınlarla omuz omuza yürüyeceğiz diyoruz. Peki böyle derken ve tüzüğümüzde %33'lük cinsiyet kotası ki bu cinsiyet kotasında esas olarak aksine ihtiyaç duyuldukça kadınların kastedildiğini biliyoruz. O zaman ben sormak istiyorum buradan neden bizim milletvekili adaylarımız içerisinde %33'lük seçilebilir yerden cinsiyet kotası içerisinde kadın yoktu? Bakın bugün... Yani kurulta isteyen delegelerin taleplerine baktığımızda aday seçiminden çok daha farklı talepler var diyorsunuz. Ama bir yandan da her ne kadar siz tartışmaya gerek yok deseniz de orada bir takım değişimler oluyor partinin içinde ki biz de bunu merak ediyoruz. Mesela Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası yaptığı açıklamadaki koltuk sevdası demesini örnek gösterelim. Kurultay olacak mı, ince aday olacak mı? Aday değişimi konusunda ne hedefliyorsunuz? Biz bu süreçte çok dikkat ediyoruz. Çünkü biz öteki değiliz. Veya partinin içinde iki farklı polarize olmuş kutup yoktur. Asla olmamalıdır. Bütünleştirici, birleştirici, tartışıcı değil, konuşmaya yönelik bir ortamın oluşmasını istiyoruz açıkçası. İç muhasebemizi yapmalıyız. Bakın 24 Haziran'da seçimler oldu. Cumhuriyet Halk Partisi hala kendi iç muhasebesini yapamadı. Tek tek bazı kişiler çıkıyor, diyor ki işte yok mitingler şöyle olsaydı, böyle olmazdı. Şimdi bunlar doğru tartışma alanları değildir. Biz kendi iç muhasebemizi yetkili organlarımızda kendi içimizde yapmalıyız. Eklilik budur. Bakın 24 Haziran'dan 22.6'lık bir oranla karşımıza çıkan partimiz hala kendi iç muhasebesini yapamamıştır. Ama seçmen kızgındır, seçmen kırgındır ve seçmen yanıt aramaktadır. İşte olağanüstü kurultay talebimizde esas nokta kendi iç muhasebemizi yapabilmektir ve bunun sonucunda da doğru politik hattı oluşturmaktır. Yönetim anlayışını değiştirmektir. Tabii ki seçimli bir kurultaydır talebimiz ama seçimli kurultayda Sayın Kılıçdaroğlu da başta olmak üzere, genel başkanımız da başta olmak üzere çok sayıda ve Sayın Muharrem İnce'nin de içinde olduğu çok sayıda genel başkan adayı çıkabilir. Ama bizim hedefimiz genel başkan kimdir sorusuna yanıt aramak değildir. Bunu kuvvetle vurgulamak istiyorum. Delege zaten kimin genel başkan olmasına kararını verecektir. Ama biz öncelikle kurultayı toplamalıyız ve iç muhasebemizi doğru hatta yapmalıyız. Mevcut organlar için mutlaka güven oylaması yapmalıyız. Ondan sonra da yolumuza devam etmeliyiz. Tabandan bahsediyorsunuz. Peki tabanda bir lider değişimi isteği gözlüyor musunuz? Şimdi tabanda tabii ki tabandan farklı sesler var. Çoklu sesler var. Tabandan gelen sesin esası da aslında şöyle. O gitsin bu gelsin tartışması değil. Eğer biz politik hattımızı doğru tanımlayamazsak, eğer biz bu yönetim anlayışını değiştirmezsek, eğer biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kadro hareketi başlatmazsak, o gitsin bu gelsin hiçbir şey değişmez. Bakın bu tabanın sesi, bunu ben söylemiyorum. Taban çok doğru bir şekilde diyor ki kişiler üzerinde tartışma değil, doğru politikat üzerinden doğru yönetim anlayışı ve bir kadro hareketi. Ama bunun içerisinde taban diyor ki kadınsız siyasal hareket başarıya ulaşamaz. Mış gibi yaparak gençleri gerçekten içine almayan, kadınları gerçekten içine almayan ve teorik dışında hiçbir alanda kadını ya da genci gerçekten yürütülemeyen, karar organlarına yerleştirmeyen hiçbir politik duruş başarılı olamaz. Biz olağanüstü kurultayda tabandan gelen bu ses doğrultusunda doğru davranış biçimleri, doğru politik hattı oluşturulması ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi üst kurumsal kimliğine geri dönmesini istiyoruz. Peki olacak mı sizce kurultay?
Şimdi iki türlü olaya bakabiliriz bence. Birincisi, bence bu kadar tartıştırmaya gerek olmaksızın genel merkezimizin, genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bu imzaların tamamlanma ya da tamamlanmama sürecini beklemeksizin kurultay kararı vermesidir. Doğru olan budur. Çünkü parti içi tartışmalara, parti içi sürtüşmelere ya da kutuplaşmaya engel olabilmek için doğru olan genel merkezin bir an önce kurultay kararını vermesi en doğru olandır. Ama ondan öte böyle bir karar verilmediği takdirde parti içi restleşmelerin de genel merkez düzeyinde restleşmelerin de doğru olmadığını düşünüyorum. Genel merkezin kurultaya gidelim talebi olmadığı takdirde yasal süreç, TÜS'te belirtilen süreç bellidir. Gerekli imza toplandığında zaten genel merkeze iletilir. Genel merkez de o durumda gereğini yapmak durumundadır. Peki siz gerçi birçok aday çıkabilir dediniz ama benim yine bunu sormam lazım. Size Muharrem İnce aday olacak mı kesin? Şimdi şu ana kadar Muharrem İnce adayım ya da aday değilim diye bir açıklama yapmadı. Geçtiğimiz haftalarda tüm Türkiye izledi. Habertürk'teki bir programda Sayın İnce kendi öz eleştirisini yaptı. Ben isterdim ki partinin tüm bakanları hepimiz bu öz eleştiriyi o kadar açık, o kadar net, hatta kendimize seçmeni öfkelendirecek kadar açık yapabilelim isterdim. Sayın İnce ne dedi? Ben aslında adayım diye çıkmam ama tabandan gelen bir talep olursa kurultay istemek üzere yola çıkmam dedi. Ama kurultay kararı çıkar, tabandan da benim başkan adayı olmam konusunda bir itici güç gelirse o zaman gereğini yaparım dedi. Şu ana kadar da herkesin izlediği gibi Sayın İnce'nin ortaya çıkıp ne böyle bir imza toplama sürecinde aktif rolü vardır ne de ben adayım şeklinde bir açıklaması vardır. Ama tabandan gelen ses, o Cumhurbaşkanlığı adaylığı sırasında yarattığı sinerji, yarattığı coşku nedeniyle tabii ki çokça Sayın İnce'nin ismi dillendirilmekte. Tabanda bu itici güç var diyorsunuz yani. Valla onu herkes görüyor. Yani sadece benim dediğim bir şey değil. Herkesin duyduğu, gördüğü ve dillendirilen bir durumdan bahsediyorum. Peki kurultay sonrası hedeflerinizden bahsettiniz. Politik hattı oturtmak, tartışmak vesaire. Muharrem İnce geldiği takdirde bunların yapılabileceğine inanıyor musunuz? Şimdi aslında Muharrem İnce veya başka bir genel başkan ile tabanın istediği mutlaka bir TÜSÜK kurultayının yeniden yapılması, 9-10 Mart'taki TÜSÜK kurultayında tabanın, delegenin çoğunluğunun talep ettiği ve görmezden gelinen, itelenen, hayatın gerçeği olarak kabul edilmeyen demokratik TÜSÜK oluşturma süreci başlatılması ve gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bir kere her kim genel başkan olursa bu sözü vermezse bunun sonucunda bir başarı yakalama şansımız yoktur. Bunu tekrarlamak istiyorum. TÜSÜK değişikliği yapılmaksızın, daha demokratik bir TÜSÜK hayata geçirilmeksizin, her kim genel başkan olursa Cumhuriyet Halk Partisi'ni mış gibi yaparak başarılı olma şansı yoktur. Birincisi bu. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi programını yenilemelidir. Tabii ki altı oka bağlı kalarak ama 2018 Türkiye'si değerleri de 2018 dünya değerlerinden kopmaksızın kendi politik hattını netleştiren, neler vaat ettiğini, neler yapacağını net olarak gösterdiği bir programın oluşturulma zorunluluğu vardır ki tabanın ve seçmenin bizden beklentisi budur. Her kim genel başkan olacaksa bu talebe kulaklarını tıkamayarak, bu talep doğrultusunda hareket edeceğine söz vererek yola devam etmelidir. Yani aslında siz bir politikat istiyorsunuz, kadınların, gençlerin daha fazla yer almasını ve TÜSÜK kurultayı istiyorsunuz. En çok hedeflenenler bunlar kurultay sonucunda değil mi? Kesinlikle. Bakın bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nde kadın milletvekili olan %12.3 ve biz 3. sıradayız. 1. sırada %39 ve HDP, 2. sırada %17.6 ile AKP var. Biz 3. sıradayız. Demek ki bizimle ilgili ciddi bir sorun var. Bir de %10 olması gereken genç, yani 30 yaşın altında genç oranımıza da baktığımızda parmakla, yani bir elin parmaklarını bulamayacak sayıda genç vardır. Bunların da mutlaka
hayata geçirilirken olması gerektiği biçimde düzenlenmesi, önümüzdeki yerel seçimlerde gerek belediye meclis üyeliği adaylıklarında gerekse belediye başkan adaylıklarında mutlaka cinsiyet kotasının ve gençlik kotasının altını çizerek bir kez daha vurguluyorum, uygulanması yönünde net kararlarımızın olması ve bunların hayata geçirilmesi gerekmekte. Seçimdeki başarısızlıkların önemli sebeplerinden birileri bunlar mıydı sizce peki? İlk hedefler bunlar oluyor. Şimdi şöyle, bir kere biz 24 Haziran'dan beri gerçekten başında da söylediğim gibi bir iç muhasebe yapmadık. 24 Haziran'dan 4 ya da 5 gün sonra bir parti meclisi toplantımız oldu. Bir disiplin sürecine ilişkin toplandık. Halbuki bizim yapmamız gereken öncelikle kendi iç muhasebesi yapmaktı. Ve hala yapamadık. Şimdi tabii ki bir takım üniversite öğretim üyelerinden, hocalarımızdan sosyolojik analizler gelecektir. Gelecekteki seçimlere yönelik bizim için anahtar olabilecek ama biz öncelikle bir siyasi parti olarak siyasal değerlendirmeyi kendi içimizde yapmamız lazım. Örneğin partinin politik duruşunun net olmaması veya partinin politik duruşu olarak biraz sağa kaymış, sağa yaslanmış olması de bir şey kazandırdı mı ya da ne kaybettirdi? Bunun analizini yapmalıyız. İkincisi, bölgelere göre adayların belirlenme süreçleri nasıl gerçekleşti? Aday belirleme süreçlerinde parti önceki dönemlerdeki bir takım kişisel başarıları, o kişilerin toplumsal karşılıklarını gözetti mi? Yoksa elimizde olmayan veya elimizi kolumuzu bağlayan başka nedenlerle mi adaylarımızı, başka gerçeklerle mi adaylarımızı belirledik? Ve her il bazında, her bölge bazında yaptığımız tercihlerin bize ne kazandırdığını veya bizden ne kaybettirdiğini analizini doğru yapmamız lazım. Yine bu seçimlerle ilgili biliyorsunuz ittifak yasası ve bununla ilgili bir süreç yönetimi söz konusu. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak ödün verdik, demokrasi adına ödün verdik, bazı iyi adımları biz attık, oyun kurucu olduk. Ama sonrasında oyunu iyi yönetebildik mi? İç muhasebe olarak mutlaka bunları kendi içimizde açıkça net olarakmış gibi yapmayarak bir kez daha söylüyorum, konuşulması gerekiyor. Sonuçta diyoruz ki işte bizden HDP'ye giden oylar oldu, bizden İYİ Parti'ye giden oylar oldu. Bu çok makro bir analiz. Bence kendi içimizde mikro analizi yaptığımızda yerel seçimlerde nasıl hata yapmayız? Yerel seçimlerde bugün aldığımız başarısız sonucun yerel seçimlere yansımasını nasıl engelleyebiliriz? Bunları konuşmamız gerekiyor. Ben de bunu soracaktım size. Aslında yaklaşan yerel seçimler de bu kurultay talebinin önemli sebeplerinden biri değil mi? Şimdi şöyle, hayır, önemli bir nedeni eğer şu şekilde dersek doğru değil bence. Bizim açımızdan, yani olağanüstü kurultay talebinde bulunan insanlar açısından yerel seçimler öncesi kurultayı yapalım, adayları biz belirleyelim, adaylar bizim adaylarımız olsun. Eğer olaya böyle bakarsak zaten bu bakış kaybettirici, baştan doğru olmayan bir bakıştır. Ben bunu asla kabul etmiyorum. Genel merkezimizin de olaya bu şekilde bakmaması gerektiğine inanıyorum. Nasıl baktıkları konusunda tabii ki bir yorumda bulunmam doğru olmaz ama yerel seçimlerde adayları biz belirleyelim, küçük olsun bizim olduk anlayıştır. Şimdi bakın, net bir gerçek var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu %26'dan %22.6'ya düşmüş ise ve büyükşehir belediyelerinin bize bağlı olduğu illerde AKP birinci parti konumuna geçmesi, bizim yerel seçimlerde tüm bunları görmezden gelerek farklı bir sonuç beklememiz doğru değildir. Türkiye olay sürecinde iki seçim geçirdi. Şu anda siyaset yine olağanüstü farklı bir şekilde yapılıyor. Türkiye'de rejim değişti. Bizim her şey olağanmış gibi yaparak yerel seçimlerde başarı yakalama şansımız yoktur. Tam da bu nedenle olağanüstü kurultay, yerel seçim süreci başlamadan önce olmalıdır ki sancılar bitsin, seçmenin güveni kazanalım, seçmeni sandığa gitmeye razı edelim. Seçmen demişken, sandık güvenliği konusunda biz bu seçimde yine seçmene vermek istediğimiz güveni veremedik.
24 Haziran'a kadar her şey kontrolümüzde, işte Adil Seçim platformunun da içindeyiz, sonuçları biz vereceğiz, biz sağlayacağız, bize güvenip dememize rağmen biz o gece parti açıklamalarımızda ve sonuçta Anadolu Ajansı ve Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği sonuçlara uyum sağlayarak aslında güvenliği konusunda da seçmen nezdinde çok başarılı olamadık. Bunun da analizini yapmalıyız. Çünkü bir sonraki seçim yine sandık süreci olacaktır ve bir kez daha şunu dememeliyiz. Bakın 16 Nisan seçimlerinden sonra dedik ki mühürsüz seçimler. Mühürsüz ama yeni bir anayasa geçti. 24 Haziran seçimleri geçti. Şimdi diyoruz ki bir aya yakın zaman geçti. Kendi iç analizimizi yapmamışız. Diyoruz ki bu seçimler meşru değildir. Valla seçim meşru mudur değil midir bilmiyorum ama Türkiye'de rejim değişti. Türkiye'de bürokrasi değişiyor, kurumların işleyişi değişiyor. Seçmen artık sadece bir seçmen değil, aynı zamanda müşteri pozisyonunda. Vatandaş yaşamın her alanında müşteri pozisyondayken bizim farklı bir dille, farklı bir yöntemle ya da görmezden gelerek başarılı olma şansımız bulunmuyor. Peki bir saat içinde açıklama yapacağım dediniz. Yarım saatini beraber geçirdik zaten. Sizden bugün acaba evet, gerekli sayıya ulaştığınıza dair bir bilgi duyacak mıyız? Kaç olacak rakam? Geldiyse bakalım, ilk biz mi öğrensek? Şimdi, siyasetçiler genelde hani 3 adım öte bir sonuç verip 1 adım öteye razı olurlar ama ben biraz garanticiyim. Bu nedenle öyle bir anormal bir sonuca dair bir bildirim veya ne denir? Dilekte bulunmak istemem doğrusu. Çünkü henüz toplanan imzaların bir arada olduğu ofise gitmedim. Gittiğimde, gözümde gördüğümde doğru açıklamaları da yapacağım zaten. Peki öyleyse biz de takipte olacağız. Gaye Hanım çok çok teşekkürler yaptığınız bağlantı için. Yayınlar diliyorum. Sağ çok olun. Sağ olun. CHP'den Gaye Uslu ile bugün CHP'deki olağanüstü kurultay tartışmalarını konuştuk. Biz dinlediğiniz için teşekkürler.